İyi akşamlar değerli izleyenler. Ekonomi İzmir programına hoş geldiniz. Evet bu akşam ekonomide önemli bir yer tutan yatırımlarda devlet yardımları konusunu işleyeceğiz. E, bu konuda bize yardımcı olacak stüdyo konuğumuz e, Yeminli Mali Müşavir Sayın Tayfun Çenol. Daha önce de iki kez yanılmıyorsam konuğumuz olmuştu. E, Üstad Üçüncü kez tekrar bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Evet, biz teşekkür ederiz. Ee, değerli izleyenler, yatırımlarda devlet yardımı denince ne ifade ediyor bu? Önce ben bunu bir e, size açmak istiyorum. Şimdi her ülkenin kalkınma planları var. Bunlar işte yıllık, üç yıllık, beş yıllık st stratejik plan şeklinde. Bizde de beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde e, bu. Planlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına yani bizim sıcak para değil de yatırımlara yabancı kaynağın gelmesi burada kastediliyor. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin olarak bu devlet yardımlarda bulunuyor ya da teşvikte bulunuyor. Bizim bu akşamki konumuz Yatırımlarda devlet teşviki. Evet ben bu e, kısa tanımı yaptıktan sonra üstad'a döneyim diyeyim ki ya nedir devlet teşviki? Devlet para mı veriyor? E, para veriyorsa biz de sıraya girelim. Gerçi verdiklerini duyuyoruz ama <laughs> ufak paralar onlar herhalde değil mi? Evet söz sizin buyurun. Şimdi bir e, devlet para mı veriyor deyince bir şeyimi e, hatırladım e, yılını. Söylemeyeyim de Maliye Bakanlığında hesap uzmanı olarak çalışırken, teftişe gideriz biz böyle değişik illere ekip olarak. Oraya da gittik. Ee, orada genç e, hesap uzmanı olmuş böyle ateşli heyecanlı arkadaşlarımız var. Ee, bunlar da işte biz gittiğimiz yerde araştırırız. hani kim ne iş yapıyor, kimin potansiyeline. Nerede vergi kaçakları var Kayıpları var falan filan Biz bir araştırma yaparız Bu genç arkadaşlar da araştırmışlar Üstad dediler biz bir şey yakaladık Ne yakaladınız ee, Devlet çiftçilere Büyük baş küçük baş Hayvan başına Bir destek veriyormuş Bunu da işte bu ildeki Teftişe gittiğimiz ildeki e, Şu kadar teşvik almış bu il E tamam güzel İyi ama dediler üstad bu çiftçiler eğer ki deftere tabi ise bu teşvikleri gelir yazmaları lazım. E doğru. E biz dediler bir bakalım bunlara gelir yazdı mı yazmadı mı? <laughs> dedim bir getirin bakalım listeyi. Bir getirdiler listeyi sayfalar dolusu liste. Ya dedim arkadaşlar şimdi bu devletin amacı hayvancılığı kalkındırmak. Dolayısıyla insanları incitmeyelim, ürkütmeyelim. Ha dedim illa yapmak istiyorsanız bundan dedim ikişer tane, üçer tane için en çok teşvik alan kimler? Ee, hani belki Onlar inceli Büyük belki yatırımcıdır büyük işte toprağı vardır, köklü bir ailedir, işletmeleri vardır, vergi veriyordur falan. Dedim bunlar büyük teşvik almışlar, bunlara bir bakın hani ama dedim ufaklarla falan uğraşmayın. Nitekim biz işte çağırdılar şeyleri. eee, çiftçileri bir kısmını bir kısmını derken yani 5-10 tane falan çağırdık birden böyle çok yayılmadı. Ee, bir tanesi gene böyle çiftçi köylü bir amcaya teşvik de almış. İyi de teşvik almış. E şimdi vergisi, cezası, gecikme faizi falan deyince adam 3 sene önce 100 lira teşvik almış. Şimdi, şimdi 150 lira, lira 150 lira, 200 lira <laughs> geri öd istiyoruz adamdan. Ya dedi beyim dedi siz dedi bunu verdiniz de dedi geri alacağınızı söyleseydiniz dedi ben dedi almazdım bunu dedi. <laughs> Tabii şimdi, işin o boyutu da var. E, onunla Evet da konuşacağız. şimdi <laughs> evet devlet e, teşviklerin içinde e, hibe teşvikler var evet devlet para veriyor ama bu. E, daha ziyade hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili, belli tarımlar ürün, tarımsal ürünlerin ihracatı ile ilgili destekleme primi adı altında yapılan ödemeler. Bunların miktarları ve şeyleri kapsamı çok geniş değil. Devlet daha ziyade teşvik verirken şöyle bir politika uyguluyor. Zaten bu Avrupa Birliği bu da bu böyledir. Direkt teşvik etmezsiniz, direkt para vermezsiniz. Özendirmek herhalde yatırımı. Ee, adamın ödeceği vergiyi azaltırsınız. Adamın çalıştırdığı işçinin vergi yükünü, sigorta yükünü hafifletirsiniz. Adama biraz daha ucuz kredi verirsiniz. İşte adamın ne bileyim yatırım yapacağı yeri gösterirsiniz falan. Şimdi dolaylı teşvikler diyeyim ben size. Dolayısıyla Bizim teşvik politikamız genelde böyle çalışır. Yani adama ay sen fabrika yaptın al sana 100 bin lira ya da al sana 100 bin lira git şuraya fabrika yap demez devlet. Yani bizdeki teşvik sistemi e, dolaylı teşvik sistemidir. Şeyler hariç. Tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili destekleme ödemeleri hariç. E, tabii şimdi teşvik deyince bu çok geniş bir yelpaze. Bizi bunun burada konuşmaya ne vakit yeter ne program yeter. Bugünkü konumuz da sadece ve sadece bu geniş yelpaze'nin sadece yatırımlarla ilgili kısmı, yatırım teşvik mevzuatı. Evet. Çünkü bir bir, bir, bir e, konu üzerinde yoğunlaşacağız. Evet. E, devletin birçok teşviki var ama biz sadece yatırımların teşvikini konuşacağız. Evet, yani ihracatın hafta. teşviki var, hayvancılığın teşviki var. TÜBİTAK teşvikleri TÜBİTAK var, Koskem teşvikleri, işte e, teşvikleri var, işte ne kalkınma, kalkınma, var. kalkınma ajansları var, Avrupa Birliği fonları var, yani e, birçok birçok konuda evet, birçok konuda, e, konuda destekler, hibeler ve krediler, ucuz krediler var. E, biz şimdi bugünkü programımız hani çerçeveyi çizersek e, izleyicilerimiz de daha iyi şey yapar, e, algılar diye düşünüyorum. Sadece ve sadece devletin e, yatırımcılara sağladığı yatırım teşvik sistemi ile ilgili. Bugünkü, Bugün doğru, onu, konuşacağız onu konuşacağız ama konuşacağız, ben evet. şimdi 2012 yılında çıkmış bir e, şey var, e, karar var. Kararname var, evet. E, o kararda da e, dört ana başlıkta bu teşviklerin e, gruplandırılmış olduğunu görüyorum ben. Bir tanesi işte genel yatırımlar, genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar diye dört ana başlıkta evet, 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 evet. düzenlenmiş. Şimdi isterseniz yani izleyenlerimize biraz hani onların da fikir sahibi olmasını temin etmek adına bu ana başlıklar üzerinden biraz böyle gidelim. Sonra işte mesela şimdi bizi izleyenler soracak. Büyük ölçekli yatırım ne demek? Bölgesel teşvik ne demek? İşte genel teşvik ne demek? Ya da stratejik yatırım larda teşvik ne demek? Yani bunları isterseniz bir böyle tabii, tabii. maddeler halinde sıralarsak. şimdi yatırım teşvikleri bizim çok eskiden beri mevzuatımızda var. Ee, devlet 1966 ilk kalkınma planı yap beş yıllık kalkınma planı yapıldıktan bu yana herhalde ya da 80'den sonra mı? Özel, rahmetli Özal'dan sonra mı? Başladı? Ondan önce de vardı bir takım şeyler ama Özal döneminde bu teşvik çok gündeme geldi, çok etkin olarak kullanıldı. Ee, mesela Özal'ın en önemli şeylerinden bir tanesi turizm teşvikle ilgili. Antalya'yı Antalya, abat etti. Evet. Bir e, kararname uygulandı o zamanlar. Ee, i̇hracat teşvik tedbirleri çok uygulandı. Ee, bunlar zaman zaman ön plana çıkıyor. Ama e, şu an uygulanan teşvik sistemi çok uzun süredir uygulana gelen teşvik uygulama sisteminin zaman zaman değiştirilerek, zaman zaman renklendirilerek, zaman zaman ilave teşvik unsurları ilave edilerek bugüne kadar uygulana gelmiş şekli. Baktığımızda bugünkü teşvik e, sistemiyle ile geçmişteki teşvik sistemlerinin çok ortak yönleri de var. İlave yeni adapte edilmiş uygulamalar da var. Şimdi devlet şöyle yapıyor. Hani bunu çok Yeni duyanlar için ya da çok aşina olmayanlar için hani çok basit anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki ben kardeşim yatırım yapan firmaları destekleyeceğim. Her firmayı destekleyecek mi mesela? Ha, şimdi Herhalde. her, her, her şimdi firmayı... bir firma diyor ki ben işte ne bileyim ben soğuk hava deposu yapayım ya da işte bilmem ne fabrikası yapayım hani. Ee araba motoru yapayım mesela diyelim ki bir firma çıktı ben de motor yapacağım bir tanesi ben işte traktör lastiği yapacağım falan. Şimdi devlet diyor ki tamam diyor sen yatırım yapacaksan ben seni destekleyeceğim ama şimdi her yatırım yapanı desteklemiyor. Çünkü Türkiye'de bazı sektörlerde atıl kapasiteler var. Şimdi kapasite kullanım oranına bakılıyor. Diyelim ki Türkiye'de un fabrikaları. Şimdi çok un fabrikası var. Bir ara tekstilde de öyle çok fazla teşvik verildi. Her taraf tekstil fabrikası oldu ve tekstil ciddi bir darbe yedi. Kapasite kullanım oranları düştü, maliyetler arttı falan, gereksiz yatırımlar oldu. Ve fabrikalar ihracat yapmak için birbirlerinin fiyatlarını kırmaya başladılar falan. Yani biz kendi kendimizi yani sabote e, ettik. E, teşvik e, ta, ters tepti, e, ekonomiye artı yazacağını eksi yazma. Dolayısıyla abi. evet, teşviği iyi iyi kullanmak lazım. Yani teşvik iyi yönetmek lazım. Siz her alana teşvik verirseniz ee, rekabet üstünlüğü olan bölgeler öne çıkar. Şimdi devlet yatırımı teşvik ederken bölgesel kalkınmaları da bölgesel ee, kalkınmış farklılıklarını fark da gö 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 göz, gö göz, önünde. göz önünde bulunduruyor. Diyor ki kardeşim sen evet sen İzmir'de fabrikayı yaparsan Ulaşım kolay, işçi kolay buluyorsun, işte lojistik kolay, imkanlar kolay. Dolayısıyla herkes İzmir'e, İstanbul'a, işte Bursa'ya yatırım yapmak ister. E peki herkes Bursa'ya yatırım yaparsa, Hakkari'de, Van'da, Diyarbakır'daki insanlar nerede çalışacak? Şimdi orada fabrika kurulmasını teşvik etmek için bir takım bölgesel teşvik uygulamaları getirdi devlet. Diyor ki sen ee, Diyarbakır'a... Bu fabrikayı kurarsan ben sana şu 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 teşvikleri veririm, beş tane teşvik veririm, şu oranlarda veririm. Sen bu aynı fabrikayı gelip İstanbul'a kurarsan, İzmir'e kurarsan, İzmir e kurarsan, bunların diyor yarısını sana vermem. Ya o zaman şunu hemen izleyenlerimizle paylaşalım. Türkiye altı bölgeye ayrılmış kalkınmışlık evet. farklılığı dolayısıyla ee, birinci bölgede. Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla var. Bunlar en gelişmiş iller olarak birinci bölgeye alınmış. İkinci bölgede Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova var. Üçüncü bölgede Balıkesir, Bilecik, Burdur, Antep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak var. 4. bölgede Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırkl Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas var. 5. bölgede Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat. 6. ve son bölgede Ağrı, Ardahan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri evet. var. Ya bu altı bölge her bir bölgede yapılacak yatırımlarda teşvik unsurları farklı uygulanıyor anladığım kadarıyla. Evet. Ee, ee, e bu da herhalde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında değerlendiriliyor değil mi? Şimdi şöyle e teşvik uygulaması anlamında Türkiye'yi bölgeler demeyeyim de illeri şeylere gruplandı. Altı gruba e, ayırmış. İllerin grupları var. Yani evet. bölgesel gruplar değildir bunlar. Mesela İzmir kalkınmışlık açısından birinci bölgede yer alırken Manisa 3. bölgede. 20 dakika uzaklıktaki Manisa 3. bölgede. Yer ya alır. da şöyle daha çarpıcı bir örnek. Bozcaada Bozcaada nerede? Türkiye'nin en batısı neredeyse. Evet. Ama 6. bölgede. Ama öbür tarafta Ağrı Aynı grupta 6. Aynı, bölgede. Aynı 6. Ardahan ya da Batman Bin Yani bölgede. ne kadar çok desteklenmek isteniyorsa o bölge ya da o il e, o kadar e, çok teşviğin alındığı bölgeye dahil ediliyor. Bu da tabi oradaki e, gelir dağılımına göre oradaki insanların e, şey e, milli gelirden aldığı paya göre falan yapılan bir hesap Ekonomik gelişmişlik kriterlerine ekonomik, evet, göre değil mi? Evet. Yani bölgelerin. Şimdi bu tabii şeylerden bir tanesi bu bölgesel e, teşvik uygulama sistemi dediğimiz e, şeylerden bir tanesi bu. Ha siz ben bölgesel değil de genel olarak bir yatırım yapacağım. Hani bölge benim için önemli değil diyorsanız, evet ona da bir e, uygulama teşvik, var. teşvik sistemi var. E, ha hiç teşvik almayacak şeyler de var, yatırımlar da var. Mesela devlet diyor ki kardeşim sen şu şu şu, şu yatırımları yaparsan ben sana teşvik vermem çünkü. Bu yatırımların ekonomiye faydası yok. Kapasite arttırmıyor, üretim arttırmıyor, ihracatı arttırmıyor. Dolayısıyla buralara yatırım yapmayın diyor. Ya da yaparsanız siz bilirsiniz ben sizi desteklemem diyor. Ya da sınırlı desteklerim diyor. Evet. Yani. Şimdi bir yatırımcı öncelikle <laughs> bir yatırım yapmak istediği zaman tabii ki bir fizibilite yapıyor. Diyor ki ben atıyorum işte 10 milyon liralık bir yatırım yapacağım şu makineleri alacağım. Şöyle bir fabrika kuracağım. Şöyle bir arsa temin edeceğim. Bu kadar işletme sermayesi koyacağım. Şu kadar satacağım. Bir fizibilite yapıyor. Şimdi bu fizibilitede şirketlerin, yatırımcı şirketlerin ödedikleri vergiler ciddi bir maliyet unsuru. Dolayısıyla siz bir yatırımda işletmeye geçtikten sonra çalıştırdığınız işçinin sigortası çalıştırdığınız işçinin vergisi. Kendi ödediğiniz kurumlar, kurumlar ya da gelir vergisi evet. Ee, işte elektriği ucuza alabiliyor musunuz? İşte ithalat yaparken gümrük vergisi muafiyeti var mı? İşte KDV muafiyeti var mı? İşte ne bileyim size bir yatırım yeri tahsis ediliyorsa işte ne bileyim arsa maliyetinden tasarruf ediyorsun. Dolayısıyla yatırımın geri dönme süresi fizibilitelerde çok önemlidir. Yani siz bir yatırımcı yatırım yaparken der ki ben işte 7 senede bana geri dönecek yatırımı yaparım. Bu 10 sene olursa ben o yatırımı yapmam. Örnek olarak görüyorum. Şimdi siz 10 senelik bir 10 senede geri dönecek bir yatırımı normal şartlarda teşvik sistemiyle 7 yıla, 5 yıla çekebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım yapmayacak yatırımcı bile o yatırımı Teşvikler sebebiyle. Teşvikler sebebiyle sırf teşvik sebebiyle cazip hale getirebiliyorsunuz ya da yönlendirebiliyorsunuz git diyorsunuz ağrı da yap git işte hakkari de yap ya da git serbest bölgede yap organize sanayi bölgesinde yap gibi yönlendirmeler yap yapabiliyorsunuz zaten teşvik sistemi bunu sağlamak için yapılıyor. Şeyde de zaten girişte de e, ifade etmeye çalıştım. E, bu kalkınma planları çerçevesinde üretim ve istihdamın artırılması diyor. Amaçlardan evet, evet. en önemlisi. Uluslararası rekabet <laughs> gücünü artırmak diyor. ARGE faaliyetlerini teşvik ediyor. Ve işte büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi diyor. Yani büyük ölçekli yatırımlar derken altyapı yatırımları herhalde burada evet, kastedilen. kastedilen veya işte enerjiye yani evet. büyük ölçekli onun da şeyi var e, tanımı var büyük ölçekli yatırımın ne olduğuna ilişkin e, bu kararnamede onu da şimdi e, o başta belirttiğiniz dört e, grup yani teşvik mevzuatında e, teşvikleri dörde ayırmış Hı -hı. diyor ki senin devlet soruyor senin yapacağın yatırım stratejik bir yatırımdır Strate, stratejik yatırımdan kastettiği şu bu yatırım sonucu, biz dışa bağımlılığı azaltıyor muyuz? İthalatımız azalıyor mu? İthal ikameci bir yatırım mı yapıyoruz? Ee, ülkenin döviz e, çıktısı azalıyor mu? Gibi stratejik öneme ait en az e, 50 milyon lira tutarında bir yatırım yapıyorsanız, devlet diyor ki evet diyor bu benim için, yani Türkiye Cumhuriyeti için stratejik bir yatırımdır. Sen bunu istediğin yerde yapabilirsin. Yani bu, burada sizin ithal ettiğiniz ürünler e, Türkiye'de üretilmiyorsa, o Türkiye'de o ürünleri üretmek üzere bir yatırım yaparsanız ve bu da 50 milyon doların üzerinde olursa, bu evet. st stratejik, stratejik yatırım yazın. oluyor, değil evet, mi? Evet. Dolayısıyla bunu her koşulda destekliyor. Yani İstanbul'da da yapsanız destekliyor, Hakkari'de de yapsanız destekliyor. Burada şey bölge ayrımı yok. Bölge ayrımı yok. Evet. Sonra soruyor. Hani diyelim ki sizin yatırımınız stratejik bir yatırım kapsamına girmiyor. Sonra büyük yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar diye bir grubumuz var. Devlet soruyor. Diyor ki senin tamam stratejik olmayabilir ama büyük ölçekli bir yatırım mıdır? Bu da nedir? İşte 50 milyon liranın üstünde. Yani en az işte bir milyar TL arası en az ee, bir yatırımsa bu büyük bir yatırımsa ve belli sektörlerde yaptığın bir yatırımsa bunu diyor evet ben bunu büyük ölçekli yatırım olarak görüyorum mesela yeni bir araba fabrikası kuruyorsunuz ne bileyim bir uçak fabrikası kuruyorsunuz bir traktör fabrikası kuruyorsunuz bir işte bilgisayar fabrikası kuruyorsunuz gibi ülkede yani tüketilen şey ithalat e, rakamı yüksekse diyor ve onu burada şöyle açıklamış e, yurt içinde üretim olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda Evet e, işte bu, bu böyle bir şey olursa herhalde e, yani hiç kayıtsız şartsız desteklenecek. Evet, desteklenecek yani bütün mesele yani bizim İş dönüyor dolaşıyor. Ben konuyu dağıtmak istemiyorum ama dış ticaret açığımıza geliyor. Yani sizin satın aldığınız, yurt dışına satın aldıklarınız yurt dışına sattıklarınızın dengelenmesi lazım. Dolayısıyla diyor ki sen ithalat yaptığın bir ürün için Türkiye'de üretecek bir fabrika kuracaksan ben seni teşvik ederim teşvik diyor. Ederim. Değil mi? Evet. Ee, evet. Bir de tabii büyük ölçekli yatırımlar var. Onlarda da e, devlet diyor ki işte sen belli bir tutarın üzerindeyse e, bu yatırımların Bu da güçte işte belirtilen asgari tutarlar falan demiş e, bu burada tabii şey var yani e, ben diyelim ki e, bir yatırım yapacağım yerimi seçtim bölgemi seçtim o bölgelerde yapacağım yatırımın konusu işte büyük ölçekli küçük ölçekli e, ona baktım işte hangi teşviklerden yararlanabileceğim. İsterseniz bunları bir biraz e, şey yapalım. E, oraya geleceğim ama şunu ben bitireyim. E, şimdi tamam. Biz yatırım yapmaya karar verdik, baktık stratejik bir yatırım mı? Değil. Büyük ölçekli yatırım mı? Değil. O zaman bölgesel teşviklerden yararlanabiliyor muyuz? Yani biz işte Manisa'ya gidip yatırım yaptığımızda, Hakkari'ye gidip yatırım yaptığımızda, orada sadece orada yatırım yaptığımız için ve desteklenen sektörlerden bir yatırım yaptığımız için bize ekstra teşvikler veriliyor mu? Ona bakıyoruz. Evet. Ee, orada da belirttiğiniz altı grup ilden, i̇lden. E, bir tanesinde belirtilen sektörlerde. Çünkü her ilde her yatırımı desteklemiyor devlet. İllere göre desteklediği sektörler farklılaştırılmış. Evet. Ne bileyim tekstili denizli de destekliyor da işte arıcılığı e, ne bileyim ağırda destekliyor gibi e, bölgelere göre de farklı destek unsurları var. Hem bölgelere göre ayırmış hem her bölgede yapılacak asgari yatırım tutarını da evet, koymuş. Evet. E, Nace kodlarıyla beraber işte hangi e, faaliyet konusu. Böyle değişik bir matriks var orada. Evet, Şimdi evet. hani izleyicilerin kafasını karıştırmaya gerek yok. Dolayısıyla siz diyelim ki bir konuda hayvancılıkla ilgili ben işte bir e, değişik bir e, ürün buldum. İşte ne bileyim değişik bir peynir üreteceğim atıyorum. E, i̇şte bu şöyle bir fayda sağlayacak. İşte hayvancılık böyle olacak, ihracat böyle yapacak. Bir fizibilite yapıyorsunuz. Sonra siz bu sektör nerede destekleniyorsa, hangi ilde destekleniyorsa, gidip ona bakıyorsunuz. O illerden bir tanesini seçerseniz o teşvikleri alıyorsunuz. Ya burada o zaman yatırımın yapılacağı yer seçimi de çok önemli. Yer seçimi ediyor, de önemli. Yani her ilde her yatırım desteklenmiyor. Dolayısıyla yatırım yaparken bu tabloyu, matris tabloyu çok iyi analiz etmek lazım. Evet, evet Nerede en fazla desteği alabilirim? Çünkü bu destekler sizin geri dönüş sürenizi etkiliyor, azaltıyor. Ha, siz şimdi stratejik yatırım değil, büyük ölçekli yatırım değil. Ben baktım işte illere, sektörlere hiçbirine girmiyor. Ben de teşvik alamayacak mıyım? Hayır, gene alıyorsunuz. Daha alt düzeyde bir genel teşvik alıyorsunuz. Orada da size bir takım imkanlar sağlıyorlar. O, onlar herhalde ithal makine teçhizat varsa orada gümrük vergisi istisnası, evet, orada, KDV muafiyeti falan. Orada devreye değil, değil giriyor, orada devreye giriyor. Ha bu teşvikler nelerdir? Şimdi demin sorduğunuz Hı hı. soruya gelirsek, bu teşvik yani devlet neyi teşvik ediyor? Bir defa şimdi ilk başta gümrük muafiyeti teşviği var. Diyor ki devlet sana sen yapacağın yatırımda satın alacağın makinaları, teçhizatı alet edevatı neyse bunu yurt dışından ithal edeceksen, Türkiye'ye getireceksen biliyorsunuz gümrükte ithalat sırasında bir vergi evet, alınıyor. gümrük, gümrük vergisi fon falan. Ben diyor bunları senden almam. Yani vergisiz, gümrüksüz bunları diyor sen al, Türkiye'ye getir. İthal edebilirsin diyor. Ha şimdi tabii Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatlarda bizim gümrük birliği anlaşmamız var. Şeyle e, Avrupa Birliği ile biz zaten gümrüksüz ithalat yapabiliyoruz sanayi ürünlerinde. Ama fon var gümrük vergisi yok fon. E, fon, fon bazı ürünlerde var özellikle ürünlerde kullan var. kullanılmış evet. makine teçhizat ithalatında falan onlar var. Dolayısıyla hani bazı teşvik belgelerinde bazı yatırımlarda teşvik belgesinin olmasıyla olmaması bir şey fark etmeyebiliyor. Siz zaten Almanya'dan bir makine getiriyorsanız zaten gümrük vergisi ödemiyorsunuz. Evet. Evet. E, ama sadece gümrük vergisi değil tabii ki. Katma değer vergisi bir istisnası. De KDV var. istisnası var. KDV istisnası dediğimiz şey de nedir? Sen diyor yatırımcıya bir makine alacaksan bu makineyi alırken ister yurt dışından al, ister yurt içinden al fark etmez. Bu makineyi alırken KDV ödüyorsun ya diyor %18 ya da %8 neyse. Bu KDV'yi de ödemeden diyor ben sana bu makineyi alma hakkı veriyorum diyor teşvik belgeni gösteriyorsun. Yani teşvik belgesi dediğimiz şey de şu. Onu da eee anti parantez. Evet evet iyi. Olur. E, belirteyim şimdi bir tane devlet size şöyle bir kağıt veriyor. Dolu bir kağıt. Yani bu teşvik belgesi değil de şöyle birkaç sayfalık bir şey veriyor. Siz yapacağınız yatırımları, alacağınız makinaları ne kadarlık yatırım yapacaksınız, ne kadar makine alacaksınız. Makinelerin cinslerini, sayılarını, tutarlarını bunları bir liste halinde gidiyorsunuz. Ee, Ekonomi ve Teknoloji bakanlığı şu anda teşvik belgesini veren kuruluş bakanlık. Şey değil Sanayi Teknoloji Sanayi Teknoloji ha, ha. Sanayi, sanayi teknoloji. teknoloji. Eskiden Hazinedeydi şimdi Sanayi Hazinedeydi. deydi Başbakanlığa bağlıydı. Sonra işte sanayi... sürekli bunlar değişiyor ya. Evet. Son ismi Sanayi, sanayi ve teknoloji. teknoloji Bakanlığı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veriyor teşvik belgelerini. Evet. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda teşvik uygulama genel müdürlüğü var. E, belli bir tutara kadar siz bulunduğunuz ildeki sanayi ticaret odasından da alabilirsiniz teşvik belgesini. Ya da direkt e, belli bir tutarı geçiyorsa başlıyor. bakanlığa müracaat ediyorsunuz bu belgelerle. Alacağınız makinelerin e, pro forma faturalarıyla beraber müracaat ediyorsunuz. Oradaki yetkili uzmanlar bakıyorlar sizin hangi destek unsurlarından hangi hangi teşvik unsurlarından yararlanacaksınız? bölgesel teşviğe mi giriyor? stratejik teşviğe mi giriyor? Size bir teşvik belgesi veriyorlar. Bu belge ile siz yatırımlarınıza başlıyorsunuz. Orada sizin yapacağınız bütün yatırımlar, alacağınız makinaların cinsi, tutarları falan he, hepsi yazıyor siz ya yani şey değil mi Üstad siz biraz evvel dediniz ya bir fizibil raporu yapılması lazım yatırımla tabii, ilgili evet. o fizibil raporuyla başvuruluyor tabii, değil mi tabii yani ki. ben selamun aleyküm geldim sanayi odası teşvik belgesi istiyorum değil, olmuyor değil değil bir dosyası Mutlaka var o dosyası yatırımla hazırlanıyor ilgili kaç kişi Biri çalışacak evet. ne kadar yatırım yapılacak bu yatırım yat süresi ne kadar olacak ne kadar öz kaynak olacak ne kadar kullanılacak evet. yabancı kaynak ne kadar kullanılacak bunları i̇şte, detaylı bir şekilde işte, ne kadar üretim kapasitesi ürettiğini ne kadar satacaksın alacakların tahsil süresi vesaire Yani bayağı ciddi detaylı <laughs> e, biraz adlı. uğraşmak lazım tabii evet, yani evet. öyle şey değil hani ben geldim geçerken bir tane ha, de teşvik belgesi alıvereyim yani, kenarda hani... dursun lazım olursa yaparız falan. Yani, Öyle bir yani, şey değil. Ciddi bir çünkü e, fizibilite ciddi bir iş, çalışması gerektiriyor. Çünkü bu takip edilen bir iş. Yani siz teşvik belgesini aldınız. Ondan sonra yatırıma başladınız. Bunu belli bir sürede taahhüt ettiğiniz sürede bitirmeniz gerekiyor. Tabii. Siz tabii. orada yazdığınız makineyi değil de başka bir makine alacaksanız Mutlaka ya da iki yani. tane makine dediniz ama üç tane almak istiyorsunuz ya da üç dediniz ama vazgeçtiniz ya bir tane alalım dediniz. O zaman gidip teşvik belgesini revize ettiriyorsunuz. Revize lazım. Bu Teşvik e, Uygulama Genel Müdürlüğü bu e, sizin yaptığınız yatırımları ve teşvik belgesini takip ediyor. Çünkü siz yatırım yapıp yatırımı bitirdikten sonra 6 ay içerisinde gidiyorsunuz bakanlığa, diyorsunuz ki, ey bakanlık, ben teşvik belgesi almıştım senden, bu yatırımı da yaptım, gel bak, Ona... teşvik belgesini kapatalım. Yani teşvik belgesinin kapatılması diye bir kavram var. E, hani ben ödevimi yaptım, bana geçer not ver artık. Demek yani, anlamına burada, geliyor. yani kötü niyetli o, kullanımların da önüne geçmek amaçlı e, herhalde bu değil mi kontrol mekanizması? E, Valla oluyor çünkü e, başka bir örnek vereceğim. Bu gene böyle teşvikle ilgili özellikle Doğu Anadolu'da e, birkaç uyanık tip organize olmuşlar. Bu o, olmuş bir olay. Ee, bir tane yatırım yapmışlar bir fabrika gibi bir şey. Ama o fabrika ile ilgili 2-3 tane teşvik almışlar değişik firmalardan. Fabrikada değil de bir hayvancılıkla ilgili bir şey. Şimdi müracaat ediyorlar. tabi parasal bir şey de var. Teşvik de var orada. Bu, bu yatırım teşvik değil de tarımsal desteklemeyle evet, ilgili hibeler falan var. Sonuçta işin ucunda para var müracaat ediyorlar, uzmanlar geliyorlar, bakıyorlar. Evet, yapılmış, hayvanlar var, işte tesis var, bilmem ne falan filan. Raporlar yazılıyor. Para ödeniyor. Başka bir vatandaş gene müracaat ediyor. Gene uzman geliyor, aynı yere götürüyorlar. <laughs> ne zaman fark ediliyor bu? Aynı uzman ikinci kere gittiğinde fark, fark ediliyor. ediliyor. Çünkü her seferde başka bir uzman gönderiyorlar. Aynı uzmanı ikinci kere gönderip ya ben buraya daha önce gelmiştim diyor. <laughs> Buranın teşvikini vermiştik. Vermiştik. <laughs> Şimdi bir koyundan böyle 4-5 tane post çıkıyor. Tabi bu tür su istimallerde olabiliyor. Onun için devlet teşvik uygulama genel müdürlüğü bunu çok ciddi takip ediyor. Yani tek tek geliyorlar. Ben birkaç tane de teşvik kapatmada bulundum. Ankara'dan uzmanlar gelirler. Tek tek ellerine alırlar listeleri. Bu makineler alınmış mı? Teknik özelliklerine giderler makinelere bakarlar. Gümrük giriş beyannamelerine bakıyorlar. Beyanlamelere bakarlar, hmm. faturalara bakarlar, sizin defter kayıtlarınıza bakarlar falan. Bu öyle yani şey bir iş değil. Hem ee, kaydı hem fiziki kontroller yapılıyor ya değil aynen mi? Öyle, yani. Aynen öyle. Dolayısıyla e, nereden geldik? Sonuçta sizin elinizde bir teşvik belgesi var. Siz bir ithalat yapacaksanız, gümrük vergisi ödememek istiyorsanız teşvik belgesiyle gidiyorsunuz. O gümrük işlemini yaptırıyorsun. Gümrük o teşvik belgesini görünce evet diyor senin teşvik belgen var ben senden gümrük vergisi almıyorum diyor. Şeyi de e, mutlaka e, o e, makine teçhizat listesine ithal edilmiştir. Tabii onun e, mührünü vuruyor mührünü kendisi vuruyor. bakanlığa bildiriyor bu adam diyor şey getirdi teşvikli mal evet, getirdi evet. haberin olsun falan diye. E, aynı şekilde siz yurt içinden bir makine alacaksınız. Diyelim ki sizin teşvik belgeniz var bana geldiniz. Diyorsunuz ki ben bir tane cant fabrikası yapacağım. Bana işte 3 tane bilmem ne pres lazım. Tamam diyorum ben sana satıyorum. işte 100 lira artı 18 lira KDV. E sen diyorsun ki ben sana KDV ödemeyeceğim. Neden? E benim teşvik belgem var. Ver diyorum teşvik belgeni. Bakıyorum evet senin teşvik belgen varsa ben satıcı olarak. Faturaya yazarak. Faturaya şu yazıyorum. Işte, Tarih şu sayılı teşvik evet. belgesi istinaden KDV'siz satış yapılmıştır. Ben bunları, yapılmış ben bunları beyan ediyorum. Bakanlığa bildiriyorum teşvik belgesi evet belgeli, KDV'siz, mal sattım, şu adama sattım falan diye bildiriyorum. Onlar da takip ediyorlar. Ee, sonuçta bu sistem hani böyle yürüyor. Şimdi gümrükten mal çekerken e, gümrük vergisi ödemiyorsunuz. Ödemeyebilirsiniz. Yani Avrupa Birliği dışında bir üçüncü ülkelerden ithalat yapıyorsanız, ciddi gümrük vergileri var. Doğru. Onları ödemeden ithalat yapabiliyorsunuz. KDV'de aynı şekilde Yurt içinden veya yurt dışından bir makine teçhizat alırsanız bunun da KDV'sini ödemeden alma imkanınız ve hakkınız var. Teşvikli bir yatırım yapıyorsanız. Bunun dışında vergi indirimi var herhalde değil mi Üstad? E, vergi indirimi var. E, Eğer çok teşvik belgesinde e, yazılmışsa... önemli bir indirim ama şeyde genel teşvik sisteminde bu olmayabilir. Özellikle, Yok bu tabii yani her bir bölgesel teşvik ya da büyük ölçekli ya da genel teşvik hepsinde bunlar Hepsi. bu saydıklarımız yok ama Hepsi ben yok. genel olarak söylüyorum ama mesela gümrük muafiyetiyle KDV muafiyeti hepsinde var hepsinde var hepsinde Onlar, var ama diğerleri bölgesine göre yatırımın konusuna göre konusuna göre işte stratejik evet. mi yoksa Ona büyük ölçekli değişiyor. yatırım mı ama baktığımız zaman şimdi gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası vergi indirimi sigorta primi işveren hissesi desteği yatırım yeri tahsisi gelir vergisi stopaj desteği Sigorta prim desteği demiş yani bayağı ciddi aslında destekler var. E var. Yani şunun için söylüyorum. Şimdi yatırım yapmaya niyetlenen müteşebbislerin yatırım yapmadan evvel mutlaka bu konunun uzmanı biriyle konuşup yatırımın yerinin e, tespiti, e, o yerin e, seçilmesi neticesinde hangi teşvik unsurlarından yararlanacağı vesaire konularda bilgi almaları, sonra. Ona göre işte, kesinlikle, değil mi? Yani bir, işte biz seçtik ya şurada yapıyoruz, hadi gidelim bir de teşvik belgesi alalım değil? Tam aksine Son baştan tersi. bunlar, baştan bunu düşünmek, konuşup lazım. araştırıp ondan sonra e, e yer seçimi yapmak lazım bir, değil mi? E, bir şey vardı, bir firma vardı, e, yatırıma da başlamışlar. Bizim sonradan hani bize sordular, yatırım başlamış, teşvik belgesini almışlar. E ondan sonra Şimdi bir takım makineler, siparişleri falan da Büyük bir yatırım İzmir'de. Ya dedik teşvik belgenizi bir getirin bakalım hani ne, ne var içinde? Ee, çok genel teşvik sistemine yönelik bir şey vermişler yani. Çok şey yok içinde. Dolu bir teşvik belgesi değil. Sonra biz araştırdık. İşte o zaman hazineydi. Hazinede ki arkadaşlara falan sorduk falan filan biz bunu e, kodunu, sektörünü yanlış girmişler. Yanlış girdiklerini anladım. Bu aslında desteklenen bir şey, meslek e, grubu. Yani otomotiv olması gerekirken işte demirden girmiş şeyini orada Nacekod'un falan. Ve sonuçta biz teşvik belgesini yeniledik. Revize ettiniz. Revize ettik. Yani teşvik unsurları değişti. 3 teşvik alırken 7 teşvik almaya başladı. Ve bu inanın yatırımın geri dönme süresini 3-4 yıl kısalttı. Tabii Yani çok dediğim önemli. rakamlar işte 3 milyon TL, 4 milyon TL gibi Yani global bazda bu para değil ama sonuçta e, 10 senelik periyotta firmanın ödeyeceği e, yatırım maliyetini düşürüyorsunuz. Düşürüyor, yani, o, yani o da para sayılır aslında. Yani böyle bir teşvik olmasa o parayı siz ödeyecektiniz. E, tabii tabii. Yani mesela vergi indirimi dediğiniz olay o. Devlet diyor ki sen yatırımını yap. Bu yatırımdan para kazanacaksın ya diyor şimdi. Kaç lira kazandın? 100 lira. 22 lirası benim zaten. E sen yani diyor kazancın 22 lirasını getir. Ha sizin elinizde teşvik belgesi varsa ve yatırım indirimi aldıysanız bu vergi oranı %22'den %4'lere 5'lere kadar düşebiliyor ciddi bölgesine bir göre. Ciddi şey, değil mi? Ciddi bir rakam. Tabii çok ciddi. Yani çok ciddi bir rakam. Peki burada şimdi şey var. Asgari yatırım, sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite diye. Şimdi ben... 100 bin liralık bir yatırım yapmaya kalksam teşvik verecek mi bana? Teşvik belgesi verecek mi? Burada Yok. En az... sınırlar var. 1 milyon Türk Lirası diyor değil mi? Birinci evet. ve ikinci evet. bölgelerde. şimdi e, o, Onu İzmir'de, da bir izleyenlerimizin dikkatini sunalım. İzmir'de, sunaz. Aydın'da işte birinci ve ikinci bölgesi. Birinci bölge olan, yani, evet birinci bölgedeki <laughs> e, illerde yatırım yapmaya kalktığınız zaman yani Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla. Burada yapacağınız yatırımın en az 1 milyon, 1 milyon, milyon olması lazım. sabit yatırım tutarı evet. olması lazım. Diğer illerde, e, bir ve ikinci ilde bir milyon. E, diğerlerinde beş bin lira. Evet, diğerlerinde beş yani yüz bin Yani siz e, bir fabrika yatırımı yapacaksınız. Diyelim ki yatırım tutarınız yedi bin lira. Bu yatırımı İzmir'de yaparsanız teşvik alamazsınız. Manisa'da, Manisa'da yaparsanız, yaparsanız alırsınız. Alırız. Bu bile çok önemli bir detay aslında değil mi? Evet. Yani İzmirle Manisa arası 30 dakika var mı? Yok 15 dakika. Ya ben size komik bir şey söyleyeceğim. Bir fabrika yapmış adam. Fabrikanın oturduğu parsel büyüklük birkaç parselden oluşuyor. Parselin bir tanesi bir ile giriyor. Bir tanesi öbür ile giriyor. <laughs> evet bu şey nasıl e, şimdi, şimdi e, bu çok da bir şey oldu sonra. Çözdüler olayı da. Şimdi bir tanesi atıyorum ikinci grup il bir tanesi dördüncü grup il iki il komşu. Adamın fabrikası da tam sınırda. Yarısı orada, yarısı burada. Ama işte bu fizibiliteyi yaparken bunları bile dikkate almak lazım. Yani bu bu sonradan hani bizde genelde şöyle bir yanlış kanaat var. Hani kervan yolda düzülür canım. Biz bir başlayalım da bunları başlayalım Ya bizim Türk usulü böyle gidiyor dediğiniz gibi. Yani biz bir yürüyelim de bakalım başlayalım ondan sonra arkası gelir falan. Yok öyle değil. Yani bunu bir çünkü Hakikaten bu hani... teşvik tedbirlerinden yararlanmak için mutlaka belgeyi aldıktan sonra yani teşvik belgesini aldıktan sonra harcama belgelerinin tarihi olması lazım. Yani ben şimdi yapayım da sonra bunu teşviğe sokarım. O yok, da mümkün yok. değil. Mutlaka baştan mut... teşvik belgesi alınması sonradan harcamaların yapılması lazım ya değil şimdi mi? Şimdi üstad biz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki yani adam müthiş bir fabrika yaptı. Tesis. Gittim, alıştık. Fabrikaya gittim. Valla dedim, helal olsun. Nasıl yaptınız dedim. Valla dedi, çok zor oldu dedi. Neden dedi? Bütün birikimimiz gitti dedi. E dedim teşvik falan. Vallahi dedi, biz o işlerden anlamıyoruz dedi. <laughs> Kendi paramız vardı dedi. Başladık dedi. Para da bitti dedi. Yarı yolda kredi aldık, borçlandık falan filan. Şimdi de onları ödemeye çalışıyoruz. Ya bir baktık, hani adamın teşvik sisteminden yararlansa. Gümrük vergisini ödemese, KDV'yi ödemese, sigorta prim indiriminden yararlansa, vergi indiriminden yararlansa. Adam kredi almasına gerek kalmayacak. Belki cebinde para bile kalacak. İşletme sermayesi bile kalacak. Kalacak. Yani. Şimdi e, bunu bilmediği için ya da birileri yönlendirmediği için adam bütün parasını gömmüş oraya. Haberi yok. Ama yani ben e, artık sermaye sahiplerinin bu kadar nasıl diyeyim duyarsız olabileceklerini düşünmüyorum ya parayı bir yere yatırırken hani 40 düşünün yani, düşünün var kıl, öyle. <laughs> kılı kılı 40 yarar derler ya öyle olmaları lazım yani ne türlü avantajlar nereden nasıl avantaj yaratırız ya iyi yönlendirilmedikleri için ya da korktukları için ya ya da en başında söylediğim gibi ya devlet veriyor ama sonra ya alırsa bizden falan gibi böyle kaygılarla çok bulaşmak istemiyorlar bilmek girmek istemiyorlar ya da eksik yönlendiriliyorlar, yanlış yönlendiriliyorlar. Böyle şeyler oluyor. Dolayısıyla hani yatırımın şu anda gerçi bir öyle bir ekonomik konjektürden geçiriyoruz ki yani böyle bir kolay kolay hani yatırım yapılan bir dönemde de değiliz ama Evet. E, yani yatırım için ola ki bir yatırım çevresel şartların da uygun olması lazım herhalde değil mi? Öyle yatırım ortamının uygun olması lazım. Evet. Siz niye yatırım yaparsanız ki? Hani bir yatırımcı olarak Niye yatırım yaparsınız, niye risk alırsınız, niye cebinizdeki evet. parayı bir binaya, fabrikaya gömersiniz? Sonuçta bir eser meydana getirmek, orada işte tabii canım, ülke e, onun önemlisine... belli bir süre içerisinde geri dönüşümünü sağlamak. Çünkü her yatırım bir kar amacıyla yapılan bir e, yatırımdır. E, i̇şletmeler kar etmek için vardır ama bunu yaparken de ülkeye, istihdama, çevreye tabii ki bir takım katkıları olacaktır yapılan yatırımların mutlak ve mutlak teşvikler çok önemli hangi teşviğe girdiğini hangi teşvik unsurlardan yararlanacağını iyi bir uzmanla iyi bir yönlendirmeyle devam etmelerinde sonuçlandırmalarında fayda var ee, burada bölgesel e, desteklerden faydalanabilecek e, yatırım ve kapasiteleriyle ilgili 50 sektör kodunu ayırmışlar o sektör kodlarının alt kodları var nace kodları. Her birinin işte asgari yatırım tutarının ne olması bölgeler itibariyle bu kararnamenin ekinde var. Bunu tabi izleyenlerimiz mutlaka bu kararname 2012 tarihli yayınlanan kararname ama sonradan çok değişiklikler olmuş herhalde değil mi? Herhalde bir 15-20 tane değişiklik, değişiklik var bu kararname. Var. Her ee... sene değişiyor. En son Şubat ayında bazı şeyleri ilave ettiler oraya. Hayvancılıkla şimdi, ilgili. E, seracılıkla, seracılıkla ilgili değil mi? Ilgili, evet. Önemli bir şey var. Son 28 Şubat 2019 tarihli bir e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilave olan bir şey var ama ben e, şimdi İzmir'de bir e, benim de içinde olduğum bir teşebbüs var. E, güneş enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili bir kooperatif kurduk. E, kur, kuruluş olsun. E, olsun. Kuruluş e, faaliyetlerimiz hitama erdi e, işte üye toplayacağız ama ben biraz araştırdım e, böyle buna net bir şekilde ya bu e, yatırım e, teşvik kapsamındadır şeyini göremedim e, şimdi genel yatırım kapsamında e, herhalde değerlendirmek lazım değil mi bunu? E, çünkü stratejik şeye girmiyor. Ya stratejiye girmesi için belli bir tutarı geçmesi lazım. Geçmesi yani lazım. yapacağınız 50 yatırım milyonu. 50 milyonu geçiyorsa Mesela enerji yatırımları destekleniyor 50 milyar. Yok. Çünkü bizim bizim o kadar büyük güç. değil. Yani 5 milyon, 6 milyon civarında bir yani 5-6 milyon aralığında bir yatırım Şimdi, olacak. Şimdi e, o tür o tür ölçekte bir eee GES galiba değil mi? Güneş, 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 Ener Güneş enerjisi evet, sistemiyle Santral. ilgili destek alıyorsunuz ama genel teşvik sisteminden yararlanıyorsunuz yani. Yani KDV indirimi, gümrük, gümrük muafiyeti, muafiyeti, KDV istisnası. Bunun ötesinde bir şey elde etmek istiyorsanız o zaman daha büyük çaplı bir ya da bölgeyi ee, e, seçerken İzmir... bölgelere bakmak lazım. Evet. Hangi bölgede destekleniyor, i̇şte ona bakmak lazım. Bizim ee, herhalde üçüncü grup Manisa üçüncü grup e, iller arasında e, Manisa'da yapmamız halinde daha geniş kapsamlı bir teşvikten istifade etme şansımız olacak. Tabii herhalde. ki. Tabii ki. Evet. Bir de şöyle bir şey var, onu da antiparantez söyleyeyim. Şimdi e, bölgelerin dışında e, bir de organize sanayi bölgeleri var. Her ilde aşağı Evet. Yukarı. Şimdi orada da devlet şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki eğer ki diyor o bölgede diyelim ki üçüncü bölgede bir yatırım yapıyorsanız diyelim ki Manisa'da yatırım yapıyorsunuz. Bu yatırımı eğer ki Manisa'da bir organize sanayi bölgesinde yaparsanız o zaman diyor ben sizi üçten değil dörtten yararlandırırım diyor. Ha o da o da hani yani il, bir, bir sadece kademe, il seçimi yetmiyor evet. ildeki Evet. Ee, işte organize sanayi bölgelerinde olması da ayrı evet. bir organizayı Organizeyi bir kademe daha teşvik ediyor. O organize sanayi bölgelerinde fabrika kurmayı bir kademe daha teşvik ediyor. Orada da ben buna ilişkin bir geçmişte şey yaşadım. Öyle yani organize bölgelerde yatırım yapmanın büyük avantajı var. İşte yatırım yaptığınız konuya göre chat raporu almanız vesaire evet, gibi o evet. türlü zorunluluklar varsa Onların bir çoğundan kurtuluyorsunuz. Çünkü organize bölge müdürlüğü o onların hepsini Belediyeye uğramadan, onların hepsini yerine getirmiş oluyor. Evet. Tabii o da güzel ama <laughs> şimdi süremiz az kaldı. Bir e, bu gene kararın ekinde teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları diyor. En başta da ben çok garibime gitti. Tarım ve tarımsal sanayi demiş. Ya yani bugünkü e, tarımda yaşadığımız de soğan ithal ediyoruz. Patates ithal ediyoruz. Bununla ilgisi yoktur muhakkak ama e, siz baştan da örneğini verdiniz. Mesela dediniz ki un fabrikası Türkiye'de yeterinden fazla kapasitenin üstünde un fabrikası var. Onlar teşvik edilmiyor dediniz. Burada hakikaten okuyorum. Un, irmik, makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç olmak üzere e, un, irmik, yem... Ee, mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker ee, bunlar teşvik kapsamında değil konu itibariyle yani evet. şey faaliyet konusu itibariyle işte dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler hazır yemek üreticiler teşvik kapsamında evet, siz değil siz mesela şimdi kendiniz ben e, işte Hakkari'de 6. bölgede organize sanayi bölgesinde bir catering hazır yemek şirketi kurmak istiyorum derseniz teşvik, kapsamında, teşvik değil. kapsamında değil. Çünkü devlet desteklemiyor. Neden desteklemiyor? Sebebi de şu. Çok fazla işletme var bu konuda. Evet. Un, irmik yani un fabrikası artık kurmayın diyor devlet yani Yeterince un fabrikası var. Küp şeker demiş. Değil mi? Evet, küp var. şeker. Küp ben küp şeker üreten fabrika kuracağım. Kurma var. Küp şeker zaten o kadar atla deve iş değil. Yani toz şeker alıyorlar, bir ufak bir şey. ameliyeden geçiriyorlar. Eskiden çok vardı. Yani gidiyordunuz. Basit bir iş ama ha, öyle istihdam yaratacak, evet. aşırı istihdam yaratacak bir faaliyet konusu değildi onun için söylüyorum. Mesela seracılık 5 e, dekarın, dekarın altındaki. altındaki seracılık yatırımlarına teşvik vermiyor neden? Çünkü beş dekarın altında sera üretmek e, iş işletme büyüklüğü açısından rentable değil. Yani ölçek ekonomisi. Ölçek ekonomisi değil mi? Anlamda Diyor ki 5 dönüm yapma diyor 10 dönüm yap. 10 dönüm yaparsan alırsın teşvik. Evet. Gene bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları. Evet. Bunlar da teşvik edilmiyormuş. Evet. Bir de 5 ton gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işletme yatırımları. Evet. Aslında burada e, tabii şu hedefleniyor olabilir üstad. Şimdi 5 ton Evet küçük bir işletme ama e, süt üreticilerinin bol olduğu ya da e, işte hayvancılık yapılan süt hayvancılığı yapılan bölgelerde kooperatifleşerek işte günde 5 ton değil de 10 ton 20 ton süt işleyebilecek kapasiteye ulaşılırsa bu teşvikten de istifade edilir. Tabii yani ki. bunun Tabii. hani de belki yani. küme, zaten evet. şeyde de amaçlarda başta var kümelenmeyi yani. teşvik yani etmek Yani siz diye. şimdi 3 tonluk yapacaksınız. Ben de 3 tonluk yapacağım. Teşvik alamayacağız. Ama evimde birleş... gel birleşelim. Ortak bir şirket kuralım. 6 tonluk yapalım. Hı. Teşvik alalım. Gayet güzel bir değil sistem. Değil mi? Yani Tabii. Şu kümelenmeyi şey yapıyor. Mesela aynı şekilde tuğla ve kiremit üretimine yönelik yatırımlar diyor. Tuğla fabrikası kurma diyor. Yeterince var herhalde. Var, yani kapanıyor ül zaten. Ülke e, ihtiyacının üzerinde bir üretim evet. kapasitesi var herhalde. Bunun gibi şeyler evet. var. Evet. Zamanımız doldu. Doldu mu? E, yani ilave edeceğiniz böyle önemli mesajlarınızı alalım. Sonra programı kapatalım. E, yok yani aşağı yukarı e, şeyi konuştuk. Eee... E... Açmadık bu SGK mesela işveren desteği nedir? Hani sigorta prim desteği nedir falan o, ama kısaca isterseniz bahsedelim ondan. Yani normalde işte bugün asgari ücretli çalışanın bile e, bir hani ücretinden kesilen SSK primi var. Yüzde on bildiğim kadarıyla evet. bir de işveren o asgari ücretli çalışanı için yüzde yüzde on arası bir prim ödüyor. Dolayısıyla bu işveren primini de devlet karşılıyor. Karşılıyor şeye kadar yani yatırımın Belli bir süre. Cinsine göre 10 yıla kadar asgari ücret tutarında çalışan işçinin SGK priminin işveren, işveren hissesini bazı yatırımlarda SGK primini, işçinin de SGK primi. Bazı yatırımlarda stopaj vergisini işçinin çalışan işçinin stopaj vergisini dahi hazinenin karşıladığı şeyler var. Teşvik teşvik belgeleri var. var. Faiz yani, desteği var. Mesela yatırımlarda e, bölgesine göre değişiyor ama yüzde %3 ile 7 arasında oranında üstü, faiz indirimi. Çok e, bu bu önemli bir konu. Faiz indirimi konusu da ben hemen faiz indirimi deyince Türkiye'de zaten işte e, ticari kredi faiz oranları belli. İşte buradan 3 puan, 5 puan indirim yapılıyor. Çünkü neticede o kaynağı kullandıran Hı. banka e, onun da kaynaklarının bir maliyeti var. O maliyetin altında veremiyor. Evet. Devlet karşılıyor. Hayır. Eskiden şey vardı ya. Bu e, devlet yani hazine garantili yabancı döviz kredileri almıyordu. Şimdi yok herhalde o, değil mi? Şimdi, ya hiç duymuyorum ben. Şimdi yani mesela biz zaten bunu, döviz kredilerini kaldırdılar zaten. Biz zaman. bunu yaşadık. Yani şey eee hazine garantisi vardı bir, bir yatırımımızda. Bir grupta çalışıyordum İzmir'in büyük grubunda. Kuru sabitliyorlardı değil mi? Öyle bir şey var Tabi kuru yani kuru, kuru sabitliyor. sabitliyor. Hazine garanti ediyordu evet. kur farkını. Sonra o kur garantisini kaldırdılar. Biz ciddi sıkıntı yaşamıştık. Şu anda yok bildiğim kadarıyla. Yok değil mi? Öyle bir teşvik. Evet. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Yok yani tek tavsiyemiz şey. yani Mutlaka yatırım yapmak isteyenler için devletin birçok şeyi var. Destekleri ve teşvikleri var. E, bu tabi sadece yatırım indirimi anlamında değil. Bunun COSGAP destekleri var. Kırsal kalkınma destekleri var. Özellikle hayvancılıkla ilgili soğuk hava yatırımı, işte baş süt yatırımları falan gibi bir takım şeyler kalkınma varsa. Kalkınma var. Ajanslarının kalkınma Ajansları'nın destekleri var. Kalkınma fonlarından hibeleri var. Evet evet. Düşük faizli kredileri var falan. Yani bunları Tifitar teşvikleri bunları var. iyi araştırmak lazım bu Dolayısıyla da. mutlaka bir bilene sorun diyoruz. Evet, yani danışıl. Sormakta fayda var. Türkiye'de şey e, danışmak ücreti abi diyorlar ama dünyada bizde <laughs> çok çok ücret talep ettiğiniz zaman e, danışmıyor kimse herhalde. Ondan mı kaynaklanıyor? Vallahi danışmak şey hani danışma e, danışmamanın maliyeti daha yüksek. Evet, bak bu güzel bir laf. Evet değerli izleyenler, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka konu ve bir başka konukla karşınızda olmayı umut ediyor. Görüşünceye kadar hepinize saygılar sunuyor. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.